Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bugünlerde en meşhur tavsil yaptırgen ve soru yaptırgen meselelerden bir tanesi mevlüt meselesi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mevlüt merasımı kılınsa caiz mi, caizmez mi? Ve o kişinin ki bağlı kim başka mevlütler? Mesela başka ad değil. Bir insanın uzunu tuğulgen gününü nişanlaştığı. Ya ki ferzenlerini tuğulgen gününü nişanlaştığı. Caiz mi, caizmez mi? Bana şu mesele köp müzakere bölünü yaptı. Yani bu amel, kendi amel. Şu mevlüt kıl yaptırgen insanlardan sonra siz rahat kıl yaptırgenlerden mez. Mevlütlü şu bayram kıl yaptırgen, ya ki marasım kıl yaptırgen, mevlütlü nişanlı yaptırgen kişilerden sorayım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzlarının zamanları da hani 23 yıllık peygamberlik hayatları var. 23 yıl mabaniyede bir armette tuğulgen gününü marasım kıldı mı? Dip sorasız, yok. Bir armette tuğulgen gününü marasım kılmadılar. Ve birer madde etmediler ki, bugünkü gün kendi bilesiler mi? Bugünkü gün, men tuğulgen gün demediler. Hiç mi olsa şimdi bir tayinem kılmadılar. Peki onlar delil kıladırken bir hadis var. Sahabeler soruştu ki, ya Resulullah, düşenbi günü ruza tutuluşluk meselesi kendiydi soruştu. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki, düşenbi günü men tuğulgen gün, ve min peygamber kılıp cünnetilgen gün dediler. Kur'an nazil boyayan gün dediler. Yani şunu hem Peygamberimiz aleyhisselam etme yaptılar. Beni tuğulgen günüm deme yaptı. Peki sahabeler soruşmadı. Ya Resulullah size tuğulgen gününüz kaysi? Dip soruşmadı. Düşen bir günü ruza doğrusu da soruştu. Bazı bir kişiler şu şeriyette bulmayan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı da bu megen, sahabeler de hayatı da, tabi'inler, tabi'inler. Bana asr-ı saadette, salaf-ı salih'nin zamanında bu megenler seni uzlarıca başka deliller, başka mevzudaki gen delillerden ispatlamakçı buladı. Bunlar da delillerden bir tanesi şu. Ayşe'de ki bana Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler, düşen bir günü beni tuğulgen gün dediler. Meseleye gelin, mesela Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tuğulgen günü doğrusu gitme yaptı. Ruza meselesi gitme yaptı. Düşenbi günü ruza tutuluşluğunun meselesine bağlı buyanlarsa. Şunun içi de Peygamberimiz Aleyhisselam şu günü tuğulgenliğini zikir kıldılar. Demek ruzanın meselesi iken bunu mevlüt geçken de alakası yok. İkinci de eğer bu hadis mevlütke alakası vardı siz, düşenbi günü değil yaptı. Sizler her düşenbi günü kılıyorlar. Düşenbi günü zikir kılını yaptı ki, her düşenbi günü mevlüt kılıyorlar bu mesela. Ya ki sizlerde her yılı kılıyorlar, mevlüt günleriniz düşenbiye doğru kesin. Ama o neye müraya kılınmıyordu. Demek bir yerde düşenbi, düşenbi gününün fazileti doğru sakit yaptı. Ruza tutulu yaptı, onun hikmetleri doğru sakit yaptı. Üçüncüden, bu hadis bunları rahat kıladı. Çünkü bunlar Peygamberimiz Aleyhisselam tuğulgen gününü bayram kılışadı. Ve taam hazırlaşadı, taam yiyişedi mi? Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam tuğulgen gününde ruza tutuşluk gereken. Eğer siz onu nişanlamakçı bulsanız, ruza tutun. Başka yemek, içmaktan, oyun külgelerden uzak durun. İslam'da mükemmelliğine karın. Aynı şu hadis, onlar da zararıya hüccet. Aynı şu hadis, onlar delil kılıyıp durgen hadis, onlar da amelini batıllığını gösteriyor. Onlar bayram kılışı yaptı. Lekin bu hadis etti ki, ruza tutuyorlar diyordu. Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın tuğulgen günü, düşenbi günü mü? Ruza tutuyorlar onun için. Bunlar da yine bir delili, Ebu Leheb, Peygamberimiz Aleyhisselam tuğulgeni de, Ebu Leheb'nin çürüsü, kirip, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tuğulgenlik başaratını verdi. Şimdi suyuncusuyla, Meneş'in çürüsünü azat kıvardı. Eşledi ki, bu ya bana bizi delilimiz. Ebu Leheb, Peygamberimiz Aleyhisselam tuğulgen günü de kulunu azat kıvarı yaptı, dedi. Bu şimdi bir ahmaklık ki, bu delilge hayran kalasız ki, siz kim geri geçersiniz? Ebu Bekir gel mi,
Umar'ga mı, Usmon'ga mı, Ali'ga mı, yoki Abu Lahab, Abu Jahl'ga mı? Eğer siz Abu Lahab kirgansiz, Abu Lahab'da amalini o'ziga dalil qiling. Abu Jahl'da amalini o'ziga dalil qiling. Demek sizin yo'lingizdan biz yo'limiz boshqa. Demek siz Abu Lahablarga ergashyapsiz ekan. Abu Jahl'ni qilmoqchimiz ve şu mesele to'g'risida tortishmoqchimiz kim bilan? Muhammad aleyhisselamga ergashgan, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali'lerga ergashgan kişiler bilan muzokara qilmoqchimiz. Lekin Abu Lahab ve Abu Jahl'ga ergashganlar bilan biz hiç qanday aloqamiz yok. Ularning yo'li boshqa, biz yo'limiz boshqa. Ve bir de bazı insanlar bilip, bazı insanlar bilmezden meseleni araştırışadı. Mevlud deyilgende iki mesele var. Biri, yani milad, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tuğulgenliği, doğrusu da tuğulup, ösüp ve hayatı da kıyan amallarını bayan kıyan bir kitap. Bana şimdi bir kitap okuladı. Ayetçedi ki biz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın siratını okusak. O kişinin hayatı bilen tanışsak. Bunu nümesi yaman, nümesi bidiyat. Bu güzel bir nesne ki, nümeye karşı çıkıyorsunlar dedi. Ki arkasına dedi ki, bana körü yapsalar mı? Bunlar Peygamber'e düşmanı. Bunlar Peygamberimizin siretine düşman. Peygamberimizin hayatını öğrenişe düşman. Bunlar falan, standıken tuhmetlerdi falan. Bunlar hak bilen batılla araylaştırıyor. Bazılar bilip, bazılar bilmezden. Yani bilmeyenleri, beledigen kezzapları yeri geçip şunu diyebiliyor. Bu aslında iki meseledir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatını öğrenişlik, siretini öğrenişlik her bir mümünge vaciptir. Her bir mümin kişi, kalbide zerre kadar imanı var insan, elbette Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı, sireti bilen tanışlık gerek, bilişlik gerek. Çünkü vacip. Lekin, ular mevluddu bu meseleye bağlaştığı bilen, bana şu amelde 10 tege yakın bidiyat kılışı yaptı. Birincisi, yılda bir madde yine siret okuşu yaptılar. Ve halen ki İslam bize daim siretli okuşluğumuz, daim siretli örgenişliğimiz, daim hadislerde örgenip amel kılıçlığımızda büyüredi. Biz yılda bir madde Peygamberimizin hayatını okup, kin ter kılıçlığımız Muhammed Aleyhisselam'a en katta zulümdür. Caizmez bu narsa. İkinci bidiyatları, bunda dini ilimler, siret bulsun, Peygamberimizin tarihi bulsun, bazı günlerge tayin kılınmışlığı caizmez. Xususan arası bünçeli uzağa buladı yalnızca. Bir medresede, medresede malum saatler koyuladı, o başka mesele o. Talim terbiyenin meselesi. Bunlar malum günlerge, malum aylarge tayin kılıp, başka vakit okumaydı. Fakat o şey günü okuydu ve şu günü okusa savab buladı dedi. Şu günü okuşluk şer'i mesele. Müstehab buladı dedi, bu bidiyat bu. İkinci bidiyat buraya. Ve yani onlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tarihi doğrusu, tarihini beyan kıyan kitaplarını Kur'an tılavat kıyan diye kılıp okuşardı. Kıraatdan okuydu. Bu yani bidiyat. Kur'an'dan başka kitap tılavat kılınmıyordu. Hatta ki hadis. Yani siret ki ulamalarının yazıyan kitapları. Ayet hadislerden kilitirip ulamalar uzun çüngenice beyan kıyan bir kitap. Tarihi kitap. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tarihi. Lekin hadisde, sahih hadislerde siz Kur'an'a okuyup, kıraat kılıp okuyuz, bidiyatçı bulas, caizmez. Kıraat kılıp okuyuz, fakat yine Kur'an'a has bölgenlerseniz. Ve törtüncü bidiyat, bu tılavat kıyanda savab buluşluğu yine Kur'an'a hasdır. Bu mevlud doğrusu da yazın ingen ki, Peygamberimizin hayatı yazın ingen kitaplarda tılavat kıtırıp, savab ümit kılıçlığı, bu yan bidiyat buladı. Beşinci bidiyat, mana shunday siyrat yoki dini kitoblar o'qiladigan kunlarni bir marosim shakliga keltirishlik yoki bayram shakliga keltirishlik bu ham bidiyatdir. Biz aytayapmiz, doim biz payg'ambarimizning hayoti bilan shug'ullanishligimiz kerak. Doim hadis ilmi bilan mashg'ul bo'lishligimiz kerak. 24 soatlik hayotimiz doim payg'ambarimiz alayhisalomning hayotiga bog'liq bo'lishlik kerak. Hayotimizdagi kamchiliklarimizni to'ldirib borishligimiz kerak. Lekin faqat kina şimdi marasım şeklinde, yoki bir bayram şeklinde toplanamız o, keyin örgenemiz, bu mesela örgenmeyimiz bu bidiyattır. Altıncı bidiyatı, bana şu kitaplar okul yaptırırken de Peygamberimiz Aleyhisselam bizi körüp duradı, eşitip duradı degen bidiyat. Bu küfürge mi alıp aradı genlerse? Daim körüp bilip duruşlik Allah'ın sıfatıdır. Peygamberlerden onda sıfatı yok.
Allah'ın sıfatı mahluklardan bo'lishligi mümkün emas. Bu şirk bo'ladi. 7-chi bid'atlari biz mana shu mavlud qilyap turganimizda, bu kitoblarda o'qiyap turganimizda payg'ambarimiz alayhisalomning ruhi keladi dedi. Payg'ambarimizning ruhi keladi deshlik, bu ham bid'atdir. Shirkka olib boradigan bid'at. Ruhni qaytaligini faqat Alloh biladi. Qayerga kelganligini siz bilmaysiz. Ruh to'g'risida bahs qilishlik, ya'ni bir insonning joni olindimi, hayoti bitdimi, endi o'lgandan keyin uning ruhi qaytadigi to'g'risida tafsiliy bahs qilishlik joiz emas. Biz ijmoli mu'minlarning ruhi jannatda, kofirlarning ruhi jahannamda deymiz, muxtasar qilib. Boshqa tafsilotlarga kirmaymiz. Saudiyada yuribdimi, Turkiyada yuribdimi, O'rta Osiyoda yuribdimi, yo Rossiyaga ketib oldimi, bunisini bilmaymiz biz. Bu narsalardan bahs qilishlik joiz emas. Undan keyingi bid'at yana aynı masalada qilinib turgan. Qarang, bu payg'ambarimizning hayotini o'rganishlik yaxshi edi, vojib edi bizga. Lekin shu narsada qarang, qancha bid'atlar kelib turib chiqarishyapti. Mana shu sirat kitoblari o'qilib turganda o'rinlaridan turishliklari. Ba'zi yerlari bor, ya'ni keldi payg'ambarimiz keldi yoki payg'ambarimizni Alloh taolo payg'ambar qilib jo'natdi degan kalimalar bor. Shu yerga kelganda yo arabchasimi yo boshqa tildami, hamma unidan turadi. Nimaga payg'ambarimiz alayhisalom kelyapti deb o'rinlaridan turishadi. Ya'ni bu bid'atni yangi o'rganib turganlarda yo'q bu narsa. Bu bid'atda fiqh qayrilganlarda bor. Ruvaylar asta-asta o'rgatishadi bu narsalarni. Bilmagan odamga birdaniga bu darajada o'rgatsa qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun asta-asta ularga singdirib borishadi. Ba'zilari hattoki o'rinlardan turib qibla tarafiga qarab turishadi. Qarang, qiblaga qarashda nima aloqasi bor? Payg'ambarimiz alayhisalomning ruhi kelgan bo'lsa o'rnidan turib, boshqa vaqt kelib turgan bo'lsa, endi ular aytadiki, o'rimizdan turmasang beadablik bo'ladi deydi. Boshqa vaqt kelganda sen turmasang nima bo'ladi? Bunda ham beadab bo'lib qolasan. Ya boshqa payg'ambarlar ruhi kelganda qanday bo'ladi? Sen bilmaysan-ku buni. Mana bu bid'atlar aralashtimi joiz emas bular. Durust emas. Payg'ambarimiz alayhisalom tirikligida sahobalar o'tirgan bo'lsa, payg'ambarimiz alayhisalom majlisga kelsalar sahobalar o'rnidan turmas edi. Turmoqchi bo'lganda o'tiringlar dedilar. O'tiringlar, hech kim qimillamasin derdi-da, majlisdagi bo'sh yerga kelib o'tirardilar. Payg'ambarimiz alayhisalom tirikligida o'zi kelib turib, sahobalar ko'zi bilan ko'ryapti. Shu holatda turishlikka izn bermaganda, u kishi o'lgandan keyin ruhi keldimi, kelmadimi uni Alloh biladi. Siz o'zicha keldi deb turishligingiz qachon joiz bo'ladi bu narsa? Mutlaqo joiz emas. Durust emas bu narsalar. Va kufrga olib boradigan narsa. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisalom g'aybni biladi, bizni ko'rib turibdi, bilib turibdi, bizga yordamchi bo'ladi, bizni qutqaradi degan shirk aqidalarga olib boradi. Endi bu mavluddagi joiz bo'lgan tarafidan kelyap turgan narsa. Ya'ni payg'ambarimizning siyratini o'rganishlik, payg'ambarimizning tarixini o'rganishlik bu vojib bo'lgan masala. Bunda mana 10 ta yaqin bid'atlar chiqarib olishyapti. Bu bitta masala. Lekin biz hozirgi sanagan bid'atlar shirklarni aralashtirmasdan doimiy shaklda, munazzam shaklda payg'ambarimizning hayotini o'rganishligimiz albatta vojib. Bunga ixtilof yo'q. Endi ikkinchi masala payg'ambarimizning tug'ilgan kunini bayram qilib olishlik. Ta'yin qilib turib. Aslida payg'ambarimizning tug'ilgan kuni ya'ni dushanbaligi mana hadisda kelgan, bunga ixtilof yo'q. Lekin qaysi oyni, qaysi kuni ekanligida ixtiloflar bor. Bu ulamolar to'g'risidan muxtalif qavllar bayon qilingan. Ulamolar ittifoq qilmagan. Ixtilofli masala. Demak, ixtilofli bo'lsa, ular qanday qiladi? Har birta qavlga ko'ra bayram qilishadi. Bu amal qaytdan kelib chiqdi. Bu marosim payg'ambarimizning tug'ilgan kunini marosim qilishdi, bid'atligida ixtilof yo'q. Bu bid'atdir bu. Aniq bid'at. Oldingi sali payg'ambarimizning tarixini o'rganishlik vojib edi. U boshqa masala edi bu. Payg'ambarimizning tug'ilgan kunini bayram qilishlik bu bid'atdir, haromdir, bunga ixtilof yo'q. Chunki islomda 3 ta bayram bor, hamma uni yaxshi biladi. Qurbon bayrami, Ramazon bayrami va juma kuni bayrami. Boshqa bayram yo'q islomda. Tug'ilgan kuni bayrami chiqaradigan bo'lsa, 4-chi bir bayram bo'lyapti. Yuqorida aytganimizdek, payg'ambarimiz alayhissalom zamonida bo'lmadi, sahobalar zamonida bo'lmadi, tobeinlar, tabi'a tobeinlar zamonida bo'lmadi.
Şu törele mezhebinin rehberleri İmam-ı Azam, Ebu Hanife, İmam-ı Şafi, İmam Malik, Ahmed bin Hanbel bu alimlerde bir artası Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tuğulgen gününü bayram ya ki marasım kımadılar. Bunun bidiyatliğe ihtilaf yok. Lekin bunu insanlara kirgiziyet duyuyorlar. Kendi kirgizedi, hele ki birinci meseleyi araylaştırıp durun. Biz bu marasımda Peygamberimizi tarihini okuyabiliriz ki bu. Bunu ne mesela mandi şey yaptı? Lekin onlarda mahsada tarih okuşlayamaz. Zaten bilesiler. Eğer körgen bu seleriz, ya ki işitken bu seleriz, ya ki Suriyeler haberleriz bu mesela. Onlar mevlut marasımlarda 4'te 5'te müllek eledi. Taksım koalışken uzları. Bidirek okuydu tezde. Hatta tez okuydu. Ahan kılıp, bu da koşak ayeti yaptırken de kılıp. Ki bitti mi? Bitti dişedi. Amin. Ablah Ekber dişedi. Hani aşke kareyler. Dari aşke. Mahsat şu. Mahsat tam işlik. Bir pasta vizilleti okuydu onu. O ziyem düşünmeydi manasını. Bana bir yerde neme de yaptı. Siz bilmeydi. Hususen o şey, onlar da uzlarını ahan kılıp okuyabdırken mevlüt kitaplarının içi de bazı yerlerde Peygamberimiz Aleyhisselam cihatke vardı diyen kelimeler var. Arapça. Bilmiyordu bu biçerler. Bilse, o şiddet nefes alamıyor kaladı. Nefesi kesilip kaladı. Okudu sizden okumaya koyardı ki. Demek ki, teröristi bir şey geçirmesindir. Cihattan yapırdı demesindir. Okumaydı. Bilmiyordu biçerler. Arapçasını şerletip okup git oladı. Şerepüle kılıp. Maksat şu, hiç kim düşünmedi. Ne müllet düşündü, ne başka bir kelle düşündü. Hiç kim düşünmedi. Maksat aş. Bunu hemen düşünmedi. Hemen de közü şunda oldu. Hani kandayı bulduk. Asıl maksat şu. Hani bunun itibarı yok. Lekin insanlarda aldaştığı için biz Resulullah'ın hayatını okuyumuz biz. Dip elde bana bidiyatlı kirgizi yaptı insanlar için. Ve hiç kandayı zerre kadar şey şüphe yapamayın ki merasım bidiyattır, haramdır. Bayram kılıçlık bidiyattır, haramdır caizmez. Eğer olasak ki biz bayram kıyanımız yok, bir merasım kılı yaptız ise İslam'da malum marasımlar var. Mesela ölüm marasımı var. Cenaze, toplanamız. Peki velime, toy marasımları var. Sünnetlerden sabit bugün. Lekin Peygamberimizi tuğulgen günü için toplanışlıkta delil var mı? Yok. Marasım kısayan bir diyet haram buladı, caizmez. Şimdi kayıttan kim çıktı bunarsa? Evvela Nasraniyelerden alındı. Nasraniyeler İsa Aleyhisselam'ın tuğulgen gününü bayram kılıçlar uzlarca. Bu olsam Nasraniler, biz köpeti yapıyoruz ötken derslerimizde, Nasraniler hemesi İsa Aleyhisselam'a kafir bu yer. Hemesi İsa Aleyhisselam'a kafir. Lakin insanlarda elleştik için İsa Aleyhisselam'a huddu, muhabbeti varlığı, ukşige ilgeçkenliğine körseçlik için bu bayramda uzlarca bidiyat kılıp çıkarıştı. Elleştik için. Uzun aybini yaşırıştık için. Bana biz İsa Aleyhisselam'da yaş görmemiz, tuğulgen gününü kıl yapıyoruz hatta ingiliyiz. Ve halen ki kafirler. Yani şu, Nasraniyelerden örgen yaptı. Demek ki onlar geri geçkenizden ki, sizin halatınız ne buladı? Birinciden, Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler, ''Men teşebbühe bir kavmin fehve minhum.'' Kimi ki bir kavm gözünü okşarsa, onlardandır. Peygamberimiz, tuğulgen gününü, merasım kıl yaptırgenler, mevlut kıl yaptırgenler, Nasraniyelerdendir. Ular İslam'dan mesuller. Peygamberimiz Aleyhisselam yüzü geri yaptılar. Minden mesuller de yaptı. Ular Nasranilerden de yaptılar. Çünkü Nasraniler geri geç yaptı. Ve şunu bilin ki, Nasraniler de akıbette halatı kendiye bilse, bunlar diyeyim akıbeti şunu diyeyim. Ve böyle yaptı ya. Bunlar hem Müslüman ben de işe diyor, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir orta sünneti gemel kimiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir orta tavsiyesi gemel kimiydi. Sünnetten gepirsiz, canı çıkıp yeterdi. Sünnette yaman köredi. Sünnetke melkigenlerde din düşmanı, vatan düşmanıdır bilişedi ve şimdi örgüt işedi. Lekin uzlarını Peygamberimizin şeriyetinden çıkıp gitkenliği, Peygamberimizin sünnetini düşmanı ikenliği, Peygamberimizin düşmanı bu kagenliğini yaşırıştığı için bu bayramlarda çıkarışı yaptı. Aynı Nasraniler görüşü. Bunlar diyeyim halatı şu. Bu mesela siz sünnetke melkigen bu siz, siz sünnetlerde örgenin, yani sizce yeter de sünnet. Zerre kadar bir bidiyat çıkarışlıkça, Kur'an-ı Hadis'te bulmayan, bu saadet asırda bulmayan, Salafi Salih'in zamanında bulmayan zerre kadar amelde çıkarışlıkça hacet yok.
Unga hayotimizda yer yo'q, unga vaqtimiz ham yo'q. Uni o'ylaganim bir fikrimiz ham yo'q, uni o'ylagani ham bir vaqtimiz yo'q. Bizga sunnatlar yetadi, biz sunnatlarni o'rganib amal qilsak katta gap bu narsa. Bor narsaga amal qilsak yetadi bizga. Qo'limizdan kelganicha amal qilishligimiz kerak. Bid'atda nima keragi bor? Bid'at nima uchun keladi? Haqni yashirishlik uchun keladi. Hayotimizdan sunnatni chiqarib olyapmiz. Hayotimiz payg'ambarimiz alayhisolamning hayotiga o'xshamaydi. Payg'ambarimizning tug'ilgan kunini bayram qilyapmiz. Va ayni nasroniylarga o'xshab bu sohada taraqqiy qilishyapti. Ba'zilar mana shunday mavlud marosimlarini qilishib ilmiy majlis qilishsa bu endi sal yengilroqlar. Ba'zilari musiqali marosimlar qilishadi. Ba'zilar erkak xotin raqs ham qilishadi. Va yana rivoyatlanganlari aroq ichishadi. Nihoyatda rasvolik. Butun rasvolik bor. Bidat bo'lganda keyin rasvolikka olib boradi. Agar Iso alayhissalomning tug'ilgan kunidan dalil qilyapti turgan bo'lsa, Iso alayhissalomning tug'ilgan kuni bayram bo'lsa, Muhammad alayhissalomning tug'ilgan kuni bayram bo'lsa, İsa alayhissalomdan afzal bo'lgan payg'ambarlar bor. Masalan, İbrahim alayhissalom, Musa alayhissalom. Ularning kuni nimaga tug'ilgan kuni qilinmayapti? Ularning tug'ilgan kuni nimaga bayram qilinmayapti? Agar bularning gapi to'g'ri bo'lsa, payg'ambarlarning tug'ilgan kuni bayram qilinsa, butun payg'ambarlarning tug'ilgan kuni bayram qilinsin. Hammasini bayram qil. Nimaga ba'zilarini bayram qilasan, ba'zilarini qilmaysan? Bu zulm bo'lmaydimi seni aqidangga ko'ra? Bizki buni bid'at deymiz. Bu botil, bu jaholat. Lekin sen aqidangga ko'ra nimaga qilmayapsan ulardikini? Ulardikini ham qil. Siz hamma payg'ambarlarning hayotini tekshirib chiqadigan bo'lsangiz, undan keyin mana oddiy insonlardikini qilyapti, tarixda o'tgan avliyolar, ulamolar shundan qarabsizki, kuniga kamida 10 ta yoki 20 ta tug'ilgan kun marosimi kuniga. Yil sig'may qoladi sizga. Yil yetmay qoladi. Dinda yo'q bu narsalar. Va islomga bu narsa qaytdan kirib keldi. Ko'ring islom tarixlaridan ko'ring. Ibn Kasirning Al-Bidaya va Nihoya degan kitoblari va boshqa juda ko'p kitoblarda ulamolar ogohlantiradiki, bu narsa mavlud marosimi bizga bir zamonlar xilofat shiyalarning qo'liga o'tgan edi. Shiyalar o'zini badbaxtligini yashirishlik uchun bu bid'at marosimini chiqardi. Mana shu shomdan boshlandi bu narsa. Mana shu Suriyaning atrofidan boshlandi. Ya'ni shu yerdan chiqqan narsa. Mullalar bahona qiladi, dalil qiladiki, bu Shom-i Sharifdan kelgan deydi. Shom-i Sharifdan kelgan hamma narsa sharofatli bo'lmaydi. Mana Shom-i Sharifda hozir Bashshor degan var. Bashshor. Shu kelsa qo'lini o'pasan buni. Unga sajda qilasanmi Shom-i Sharifdan kelibdi ekan deb. Bu Bashshordagi Buti degani ham var. U ham Shom-i Sharifdan kelganmi? Ayağını öpesen mi onu? Hele bir vaxtlar kenedir ki Şam'a daccalan boradı. Şam'a borgan Şam'dan çıkan hemen ise şarafatlı bu komiydi. Ameliye karıştık gerek mi? Şam'dan başlandı. Şam'dan başlandı yine bazı sebepler yan var. Hazırın bari Şam'da Müslümanlar, Nasraniler araylaş yaşaydı. Nasraniler var. Boşa vakitte yan boradı. Nasraniler İsa Aleyhisselam'da tuğulgen gününü bayram kılışkanı için o'sha vaqtdagi hukumat insonlarni aldashlik uchun o'zlarini payg'ambarimizni yaxshi ko'radigandek, sunnatni yaxshi ko'radigandek, xuddi sunniylar payg'ambarimizga zulm qilyapti turgandek, payg'ambarimizning sunnatiga beparvodek ko'rsatishlik uchun o'zlari shiya bular payg'ambarimizning tug'ilgan kunini bayram qilishlikka qaror qildi. Va o'sha shiya hukumat boshladi buni. Qarang, butun hammasi jaholat, hammasi botil tarafdan kelyapti. Nasroniylardan o'tdi. Va buni shiyalar boshlayapti, sunniylar boshlagani yo'q. Shuning uchun sunniyman degan odamga yarashmaydi mavludni bayram qilishligi. Mavludni marosim qilishligi, mavludni nishonlashligi yarashmaydi ahli sunnaga. Avvalo musulmonga yarashmaydi, mu'minga yarashmaydi. Nasroniylardan kelgan narsa, ikkinchidan ahli sunnaga yarashmaydiki, shiyalardan kelgan narsa bu. Shiyalardan keyin bu johil musulmonlar o'rgandi, hozir mana johil mullalar ham o'rganyapti, tushuntira olmaysiz ularga. Joizmi shu narsa? Siz haqni gapirsangiz, siz aytadi bu islomning dushmani, bu sunniylarning dushmani, bu hanafi emas ekan deydi. Seni qilyapti turgan amaling islomning qayeriga to'g'ri keladi? Ahli sunnaning qayeriga to'g'ri keladi? Hanafi mazhabining qayeriga to'g'ri keladi? To'rala mazhabga ko'ra harom bo'lgan narsa. Kofirlardan va shiyalardan kelyapti turgan narsa.
Bunu dinde buna geldik anlık. Yukarıda başta etkilerimizdik. Şu mevluddu merasım kıyanlardan sorun. Resulullah'ın zamanında var mıydı? Yok. Sahabeler zamanında var mıydı? Yok idi. Hoş Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanında bu megen neselenin hükmünü mü? Bana hadislerden göreydik. An Ayşe'te radiyallahu anha kalet. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahdese fi emrine haza ma leyse minhu fehve raddun. Muttefakun aleyhi. Ayşe radiyallahu anha annemizden rivayet kılındı. Ettiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Kimi ki bana şu işimizde, şeriatımızda, dinimizde bu dinden bulmayan narsanı ihdas kısa, payda kısa çıkarsa fehve raddun, o merduttur diyordular. Raddun kelimesi yani masdar nahu kanunlarına göre isim meful manasına gelip merdudun diye manada bulur. Bukhari ve Müslim rivayet kılan sahih hadistir. Bana biz hazır ettik. Mevluddu kıl yaptırganlar kimden sorasın sorayım. Resulullah zamanında var mıydı yok muydu? Peygamberimiz Aleyhisselam şu yok nesneler ya. Uzundan ki çıkartırgan nesneler doğrusu da bir kaideyi külliye koyu yaptılar. Bu dinimizde bu megen nesneni kim çıkarsa, nime çıkarsa bunlar hepsi merduttur diye yaptılar. Uzu yemrat kılınadı, ameli yemrat kılınadı. Demek kimi ki imanlı dava kısa, kalbide zerre kadar imanı bulsa, mevluddu rad kılıçta günge vacip buladı. Bu mevlud şunu bilin ki, sizi bidiyatke, şiyelikke alıp buladı. Mevlud kıyanlar, işen olin, irtege şiye buladı şular. İran'da şiyeler bünçeli küpmesiydi. İran şiyenin merkezi mesiydi. İran sünnilerde merkeziydi. Bana hazır okuyabdırken kitabımız, bana Mişkat. Mişkat'ta sahibi kalin Muhammed bin Abdullah el-Hatib el-Tabrizi. Kalin Tabriz'de yaşayan alim. Nihayet de katta alimiydiler. Tabriz ahli sünnanın merkeziydi. İmam Müslüm, İbn-i Mace, Nesai hepsi İran'da yaşayan. İran sünnilerde merkeziydi. Peki şu bidiyetlerine beyperverlik kılınıp, bana bu halet kekirip geldi. Azı bana şiye bulup gitti hepsi. Halen var sünniler. Lekin sünnilerde gepirişke ve başını götürüşke hakkı yok. Bu mesela milyonlarca, yani İran'da milleti 70 milyon olsa, kemide 20 milyon sünni var yerde. Kemide, bu mesela 30 milyon sünni var. Ama onlar gösterilmedi. Onlar diyelim hali şiye kılıçlıki hareket kılıçı yaptı. İran şiye mesin aslında. Sünnilerde merkeziydi. İslam tarihi yakarın, İran'dan cüdekette sünni alımlar çıkan. Müfessirler, muhaddisler, fakihler, nihayet de köp çıkan. Lekin bana şu bidiyatlarga befarvalık kılıp, katta bir memleket koldan gitti. Irak'ta halatını karayın, bana bu uruşlardan kim malum oldu? Irak'ta şiye basıp gitken, Suriye'de şiye basıp gitken, Lübnan'da şiye basıp gitken, Saudi Arabistan'da hem şiye basıp gitti yaptı. Şu bidiyatlarga befarvalık kılınıp, kit yaptı, hemen koldan kit yaptı. Şunun için bidiyatlar atkılıçlığı vacip buladı. Merduttur bu. Aleyküm, sizi mintaqizdagilar tushunmasa, fitna chiqadigan bo'lsa, siz hikmat bilan, shoshilmasdan, bir kunda rad qilib yo'qotishingiz shart emas. Asta-asta. Bir yilda bo'lsa 2 yilda, 2 yilda bo'lsa 3 yilda, 5 yilda. Sekin-sekin uni hikmat bilan, basirat bilan tushuntirishingiz kerak. Yana bir hadis. Va an Jabr radhiyallohu anhu qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amma ba'd. Fa inna kharal Hadisi Kitabullahi. Cabir radıyallahu anh'dan rivayet kılındı bu şeyettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, amma ba'd. Hamdü sanadan kiyin. Elbette geplerinin en yakşısı Allah'ın kitabıdır. Gepredigen gepimizi, tilimizi istimal kıledigen nersemiz en yakşısı Allah'ın kitabıdır. Çünkü için daim Kur'an okşulik hareket kıledik ve daim Kur'an'dan gepirişlik hareket kıledik. Ve hayral hadiyi hadiyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yollarının, tarikatlarının en yaxşısı Muhammed aleyhisselamın yoludur. Muhammed aleyhisselamın tarikatıdır. Ve şerrel umuri muhdesatuhâ. Ve işlerinin en şerlisi, işlerinin en yamanı, işlerinin yangi çıkarılgenleridir diyordular. Halin, şerrel umur, işlerinin en yamanı diyordu. Muhdesatuhâ, yangi çıkarılgenleri,
dinde bulmayanları de yaptılar. Bu ne degeni? Demek dinde bulmayanlarsa, yangi çıkarılgan bu bidiyatlar, şu mavludki hoşagan narsalar, araq içliğinden battar eken. Yani, araq içten battar. Bu mavludçular hayran kılar. Kandı kılıp araq içten battar bu. Araq, sarih nasibden haram bulmayanlarsa, doğru, araq, sarih nasibden haram bulmayanlarsa, hemen buladı. Kimi ki araqını halaldıysa, caizse kafir buladı. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam şerul umur diyaptılar. İşlerinin en yamanı diyaptılar. Amellerde en yamanı bidiyatlarıdır diyaptılar. Yangi çıkan nesalar diyaptı. Demek araq içliğinden battar eken bu. Peygamberimiz Aleyhisselam et yaptı. Şimdi size bunu akli çöntürüp versem, araq içi yaptırırken adam, doğru araq içi yaptı, günah kılı yaptı. Çünkü siz nasihat kısız dedi ki, doğru et yapsan birader dedi. Allah razı olsun dedi. Ben içmezliğim kere, bu günah dedi, haram. İnşallah taşıyım ben dedi, dua kıyım, benim hareket kılı yapmam dedi. Ya ki biz günahkarımız dedi. Allah bizi keçirsin dedi. Yani şunu haramlığını, günahlığını bilip kıladı, itiraf kılıp kıladı. Lakin bir diyet kıyım adam, bana şu mevluttu, savab buladı diyenler, hani savab buladı diyenler. Ve onu rahat kısa sizden mücadele kılı yaptı. Rahat kıyanlar da din düşmanı kılıp gösterdi yaptı. Peygamber de düşmanı kılıp gösterdi yaptı. Dinde yok bu yana seni himaye kılıp, onu dinge kirgizip, dinde büzü yaptı o insan. Araq içi yaptırıyor adam, dinde büzme yaptı. Uzun hayatını büzü yaptı halas. Lakin bidiyatçılar dinde büzü yaptı. Şunun için onlar bidiyat kılı yaptırıyorlar, araq içkenlerden battar. Bidiyat kılı yaptırıyorlar, zinakardan battar. Bidiyat kılı yaptırıyorlar, adam öldürü yaptırıyorlardan battar. Ve kullu bid'atin dalale. Ve her bir bidiyat zalalettir diyaptılar. Her bir bidiyat dinle bu megendese zalalettir, edeşliktir, gümrahliktir, cehalettir. Mevlut hem şunu değil mi? Biyem zalalettir, edeşliktir. Anık. Bana bizden aldığın mevlut kıyanlar Şiyeler mi? Edeşti. Nesraniler mi? Edeşti. Yani senem kısın, edeşesen senem. Anıl bunarsa. Bazı rivayetlerinde geldi ki ve kullu zalaletin finnar. Her bir zalalet cehennemde durduk geldi. Anıl bu yanlarsa. Dememiz Fatiha suresi de ve leddallin. Edeşücülerden kime gindi yanımızda? Şu mevlut kıladigenlerden kime gindi yaptık. Şu bidiyatçılardan kıkoyma gindi yaptık biz. Her bitti insan namaz okuyken de bidiyatçı buluştuktan Allah'a sığın yaptı. Şunu bilin ki bidiyatçının duası kabul bu miydi? Bidiyatçıya Allah Teala tavfik vermedi, hidayet vermedi. Ne mi ya? Çünkü hidayet soramaydı o. Uzun haklı biladır. Her hıl mülleler işe mesleğimiz gerek. Delillerde teşrif görüşlüğümüz gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge mükemmel bir dinde teşebbük ettiler. Bana kitap ve hadis var. Kitap hadis kemal kılamız ve kitap hadiste buygenlerse ge işenemiz halas. Başkası işenmeyimiz. Bizim zamanımızda kezzap alimler köpeyip gitti. Dinde bizi yaptırken alimler köpeyip gitti. İhtiyat buluştuğumuz gerek. Bunge delil an Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekunu fi ahiri zaman deccalune kezzabun. Ebu Hureyre radiyallahu anhu'dan rivayet kılındı bu şeydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki zamanın ahirinde deccallar, kezzablar buladı. Yani deccallar, kezzablar. يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَدِيسِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. Sizler ve sizlerinin atababalarız işitmeyen hadislerini keltirediler. Siz ve sizden aldıngiler işitmeyen hadisler, rivayetlerde keltirişip, fetvalarda keltirişedir. Demek bunlar kim bunlar? Sizge rivayet edilen, hadis edilen kim? Alim suretindeki adam. Avam etmedik ki sizce. Bana şu alimlerini Peygamberimiz Aleyhisselam kezzablar, deccallar diyebdiler. Fe iyyâkum ve iyyâhum. Uzlarizgi ihtiyat buluylar, ulardan ihtiyat buluylar diyebdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam katlı bir şekilde ayahlandır yaptılar. Bu kezzab, deccal alimlerden ihtiyat buluylar. Sizlerde buz var adı ular. La yuldillûnekum. Sizlerde adaşlar var mısın ular? Yani zalalet kelimesi geliyor. Bidiyat, zalalet. Birbirine bağlı bu yanlısı. Ve la yeftinunakum. Ve sizlerine fitneye sap koymasın. Sizlerde adaşlar var mısın?
Ravahu Muslim, İmam Muslim rivayet kıldılar. Kimi ki bu bidiyatlarga hizmet kıladigan bo'lsa, unga ergashganlarni günahlari ham bunga yuklanadi. Mavlud va shunga o'xshagan bidiyatlarni chiqarib, endi mavlud payg'ambarimizning tug'ilgan kuni bidiyat harom bo'ldimi? Boshqalarni qo'yaring endi. Masalan, o'zimizning tug'ilgan kunimiz, farzandlarimizniki yoki olimlarniki, boshqalarniki hammasi bidiyatdir, haromdir, joiz emas bular. Agar bir inson mulla bo'lsa, o'zining mahallasida, shaharda domla bo'lsa, shu ishlarga boshchilik qilib turgan bo'lsa, kim unga ergashsa, hammasini gunohiga kelaveradi. Yoki siz shu narsani rivojlantiryapsiz, kazzob mullalarni himoya qilyapsiz, sizga ham shu gunohlar bo'laveradi. Dinni buzishlikka yordam beryapti turgan bo'lasiz. Buni dalili va Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol, qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu zalika min ujurihim shay'a. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinib bukshatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, kimiki hidoyatga chaqirsa, kimiki haq yo'lga chaqirsa, kimiki Qur'on hadisga chaqirsa, unga erishganlarning savoblaricha savob mana shu kishiga ham bo'ladi. Da'vat qilganligingizda savob bo'ladi sizga albatta. Va sizga erishganlardan savob kelaveradi. Va sizga ularning savobini kelishligi ularning savobidan kamaytirib qo'ymaydi. Ularning savobi kamaymagan holatda sizga savoblar kelaveradi. Siz ularni sunnatga da'vat qiling, haqiqiy islomiy hayotga da'vat qiling, qanchalik amal qilsa shuncha savob sizga kelaveradi. Shuning uchun dunyodagi eng katta xizmat, haqiqiy amal, haqiqiy vazifa insonlarga dinni o'rgatishlik. Eng katta tijorat insonlarga haqni o'rgatishlik. Qanchalik ular haqqa amal qilsa ulardan hosil bo'lgan savob sizga ham kelaveradi. O'zingiz savobingizdan birgalikda. Bidiyatlarni qanchalik yo'qotsangiz, shunchalik savob sizga kelaveradi. Va man da'a ila dalalatin, kimiki zalolatga chaqirsa, kimiki bidiyatga chaqirsa, kimiki haromga chaqirsa, shariatga xilof bo'lgan narsalarga chaqirsa, gunohlarga chaqirsa, kana alayhi min al-ismi mislu asami man tabi'ahu. Unga ergashganlarning gunohlaricha gunoh buni ustiga bo'ladi. O'zining gunohi ham bor. O'zining gunohi yetmagandek ergashganlarning gunohi kelaveradi bunga. La yanqusu zalika min asamihim shay'a. Ularning gunohi bunga kelishligi ularning gunohidan biror narsani kamaytirmaydi. Unga ergashganlarning gunohi o'ziga va shuncha gunoh o'rgatganga shu bidiyatni himoya qilganlarga kelaveradi. Ravohu Muslim, İmam Muslim rivoyat qildi. Alloh subhanahu va taolo bütün ümmetke bana bu hidayetini, hak yolunu nasip kısın. Bütün bidiyat, zalalet, küfür, şirk, hurafetlerden saklasın. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.